Kuruluşundan bugüne tarımın ve çiftçinin yanında olan Şekerbank üreticileri desteklemeye devam ediyor. Daha iyi bir tarım için çiftçi buluşmaları adı altında gerçekleştirdiği etkinliklerle ülkemizin çeşitli noktalarında çiftçilerimizle bir araya gelen bankanın ziyaretleri kapsamında duraklarından biri de Karaadur Köyü oldu. Bu kapsamda Şekerbank'ın Kırşehir'deki çiftçi buluşmaları toplantısı çarşamba günü ilimize bağlı Karaadır Köyü konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Şekerbank Tarım Bankacılığı Birim Müdürü İlhan Günal, Kırşehir Şekerbank Şube Müdürü Nihat Yıldız, Tarım Pazarlama ve Ürün Yönetimi Yönetmeni Ayhan Kolaç, İç Anadolu Bölge Tarım Satış Yönetmeni Alper Dilci ve Kırşehir Tarım Portre Yönetmeni Murat Yakın ve Metin Cansur katılım sağlayarak üreticilerimizi bilgilendirdiler. İsmim İlhan Günal, İstanbul'dan geliyorum. Genel Müdür Tarım Bankacılığı Pazarlama'da. Ziraat mühendisiyim. Ama sizin bildiğinizin %1'ini bilmem tarım üretimi anlamında. Lakin tarımın finansmanını da çok iyi bilirim. O yüzden iki tane gücü birleştirelim istedik bir toplantıda. Hem sizin bilginiz, üretme bilginiz, bizim de finans bilgimizle bu işi birleştirdiğimizde daha kuvvetli bir yapı ortaya çıkarırız diye düşündüm. Eski Ziraat Bankalıyım. Ziraat Bankası ile ilgili sorularınız varsa da cevaplayabilirim. Türkiye Ekonomi Bankası'nda çalıştım 3 yıl. 7 yıl Türkiye'nin büyük bankalarına danışmanlık yaptım. İş Bankası başladım. 5 yıldır da Şekerbank'tayım. Şekerbank'ın doğuşunu biliyorsunuzdur hepiniz. Pancar Kooperatifinden doğan bir banka. Önce Hasat Mobil diye bir ürünümüz var. Onu tanıtacağız. Arkasından biraz kooperatifleşme üzerine, biraz sözleşme üretim üzerine, biraz sürdürülebilirlik üzerine konuşacağız. Yani iki yerde indirebiliyor. iOS telefonlara ve Android'lerde olmak üzere iki yerde indirebiliyor. Onu indirdikten sonra şöyle sadece ilerleteyim ben. Burada Android'le dönüşüyor yukarıdan. Üye olmak gerekiyor. Üye olmak için üç tane seçenek var burada. İşte burada bugün görüyorsunuz. Şu Aynel Proform'u, kullanıcı sözleşmesi, açık rıza formuyla kısımlar var. Bunlar hukuki anlamda yapılması gerekenler. Eğer bunları onaylamazsanız size bildirim gelmiyor. Kanunen bunu yapmak zorundayız maalesef. Türkiye'deki kanunlar dünyada olduğu gibi bir şey oluyor, işlenmek zorunda. Bunları onaylamazsanız da kullanabiliyorsunuz ama bildirim gönderemiyoruz. Evet, bildirim gönderemiyoruz. Böyle bir sıkıntı oluyor. Ya yani bunu okudum, anladım. Kabul ediyorum, anladım, onayladıktan sonra. Arka sayfada var. Daha denge kısmına geliyoruz. Üye olduktan sonra zaten bir daha girmek kolay. İlk de işte TC numarasını soruyor, telefon numarasını soruyor. Okudum, anladım kısımları geçiyorsun, 3 tane sayfa var. Okuduktan sonra tarla ekleme kısmı var. Tarla eklemezsek zaten bir fonksiyon, bir anlamı olmuyor. Yani hepimizin tabii ki çiftçi tarlası var. Hatta birden fazla tarlası var. Böyle birden fazla tarla ekleyebiliyorsunuz. Bu örneğimizde sanırım herhalde pancardır ya da bakacağım şimdi size slide'da. Tarla yaptıktan sonra tarla isim vermek kısmı elimizde. A tarlası, B tarlası, mısır tarlası, pancar tarlası, buğday tarlası ne derseniz kendinize göre işte amca tarlası, bir teyze tarlası ne derseniz diyebilirsiniz. Ondan sonra şey yapmak gerekiyor buraya. Tarihi nasıl ekliyorum, anlatayım başta. Eğer Kırşehir'deyiz, Karadır Köyü'ndeyiz. Buraya kadar buradan seçebilirsiniz. Buradan sağ taraftan. Ya da adam Farsi ile biliyorsunuz daha güzel tabii ki, daha kolay ama kolaylığı da var. Konu kolaylığı var. Ben buradan Kırşehir'i seçtim. Köyüme kadar buldum. Köyümün uygulaması geliyor. Sarmasının herkes aşağı yukarı mevkisini biliyordur diye tahmin ediyorum bu şekilde. Parmağınızı geçerdiğiniz zaman şu şekilde. Hemen tarlanız buraya yerleşiyor. Bakın burada işaretlemiş parmağını. Kırmızı alana çevirmiş. Bu benim tarlam oldu. Ben sonra burayı ne ekiyorum? Ekeceğim bilgiyi yazmam lazım. Mısırsa mısır yazıyorum. Ne zaman ekiyorum? Onu yazmam lazım. Veya ne zaman hasat edeceğim onu da yazmam lazım. Aşağı yukarı takmıyorum tarih. İşte ne zaman ektim? Ekim'de ektim. Buğday ektim. Ne zaman hasat alacağım? Haziran'da alacağım. Ya Temmuz'da burada. Herhalde Temmuz hasat zamanı diye biliyorum. Tam ediyorum daha doğrusu. Temmuz'da hasat edeceğim. Tarlama ekledim. Tarlama eklemede sınır yok. Kaç tarla varsa ürün bazında ekleyebilirsiniz. Bundan sonra aşağı yukarı 10 dakika
maksimum en geç en erken 10 dakika. Bazen bir saat falan takılabiliyor. Uydu görüntüsü gelmeye başlıyor. Niye 10 dakika? Bazen burada bulut falan varsa bazen bir gün falan sürebiliyor. Bulutlu zamanlarda çünkü uydudan görüntü alamadığı zaman bize bir göndermiyor site. Ölçüş bu şekilde çalışıyor ama ilerleyen slide'ı çalışıyorum.